talebelik zamanımda yılın belirli haftası yerli malı haftasıydı. İşte herkes, bütün öğrenciler Türkiye'de yetişen ürünlerden sebze, meyve getirirdi okula, sınıfa. Bu genelde herkes tabii ki meyve getirirdi. Çünkü sebzeyi getirmenin bir anlamı yok. Sebzeyi yiyemezsin pişirmeden. Onun için kimse de sebze getirmezdi. Ya taze meyve ya da kuru meyve getirirdi. Tabii değiş tokuş yapardık. Ya da bölüşürdük diğer arkadaşlarla. Bu şekilde hafta kutlanıyordu. Yerli malı haftası. Öğretmen derdi ki Türkiye dünyanın tahıl ambarı. Demek ki biz o kadar çok buğday, mısır, bu gibi fasulye, bakliyat üretiyoruz ki dışarıya da satıyoruz. O zamanlar tabii 40 sene önceden bahsediyorum, 45 sene önceden bahsediyorum. Pek dışarıya bizim o zaman fabrika şeyi olarak, üretimi olarak bilmiyorum, incelemedim de bir şey satıyor muyduk, ama zaten bu tahıl da her zaman, gıda ürünleri de her zaman zaten dünyanın ihtiyacıdır yani. O zaman genellikle gelir kaynağımız bunlardı. Tabii gurur verici bir durum. Türkiye'nin iklimi diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman mükemmel bir iklime sahip Türkiye. Bazı ülkeler güneşi görmüyor. Hep hava kapalı. Yani güneş gözükmüyor konumundan dolayı. Kimi yerler sürekli yağmurlu. Bazı ülkeler çok sıcak. Arap ülkeleri, bazı Latin ülkeleri. Ama Türkiye'nin iklimi mükemmel bir iklime sahip, bir doğaya sahip. Türkiye'nin her yeri üretim açısından, yani yeter ki toprakla haşır neşir ol. Yani uğraş, toprak sana iade ediyor. Yaptığın, sarf ettiğin emeğin karşılığını veriyor. Bizim ülkemiz Karadeniz'de, Karadeniz nemli bir havaya sahiptir. Çok yeşil olduğu için oraları, yemyeşildir Karadeniz. Yağış alır. Çok yağış alır. Yağış aldığı için de oranın toprağı yumuşaktır. Onun için Karadeniz'de evler ağaçtır. Yani yıkılırsa altında ezilme durumu olmasın diye, tekrar yapabilme durumu olsun diye Karadeniz'deki evler, o dağların tepesindeki evler daha önce öyleydi. Bilmiyorum şimdiki durumunu. Genellikle ağaçtan ev yaparlar. Karadeniz'in iklimi dolayısıyla fındık ve çay üretimi Karadeniz'de daha çoktur. Akdeniz'de, mesela Adana'da hava şartları pamuğa
daha uygundur. Genellikle pamuk Adana yöresinin mamulüdür. Akdeniz'de narenciye genellikle. Ege'de incir, üzüm, kayısı. Kiraz. Marmara'da zeytin, genellikle zeytin konusunda Marmara hep zeytin ağaçlarıyla donanmıştır. Trakya ayçiçeği konusunda. Tabii eksiklerim var benim de gözümün önüne öyle geldi şimdi. Yani Türkiye'nin her tarafı bereketlidir. Tabii zaman içerisinde bilmiyorum. Biliyorum da bilmiyorum. Topraktan vazgeçilince üretimler arttı. Üretimler arttınca ürünün bize ulaşması oldukça tuzluya mal oldu. Bu tabii önlenemiyor. Yani yarın neyi kaç para alacağımızın bir garantisi yok. Alabileceğimizin garantisi de yok. Bırak almayı, parasını verip almayı, alabileceğimizin garantisi de yok. Daha önceleri Toprak Mahsulleri Ofisi vardı. Devletin kurumu. Bu dengelerdi. Topraktan çıkan ürünleri. Daha önce bu galiba Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilçelerde, köylere kadar, kasabalarda, yanlış söylüyor olabilirim yalnız, kurum olarak köylülerle temas halinde. Daha önce köylü kredi almazdı. Köylünün krediyle işi olmazdı. Bu kurumda, ben Toprak Mahsulleri Ofisi diyeyim. Çünkü topraktan çıkan bir mahsulle ilgili tahmin ediyorum, o da yanılıyor da olabilirim. Bu müessesede bütün toprak sahibi insanların, yani köylülerin sahip olduğu toprak miktarı yazar. 10 hektar der. Mesela Ahmet der 10 hektar, Mehmet 20 hektar der. Bunların kayıtları var. Kapı kaydı gibi. Ve köylü gider oradan. Şeyini alır. Fidesini alır. Tohumunu alır. Onlar, orada çalışan insanlar genellikle ziraat mühendisi. Orada toprağı bilirler. Bir de bu ne üretilmesini, çünkü burada bir planlama vardır. Çünkü herkes aynı şeyi dikerse onu depolamak kolay olmadığı için onu devlet alır ama devlet zarara girer. Devlet bir fiyat belirliyor. Ya sen devlete veriyorsun ya da tüccara veriyorsun. Hani tüccar önceden ödediği için acelesi olan tüccara veriyor. Birazcık kazıklanıyor tabii. Tüccar daha ucuza alıyor. Şimdi
genellikle devlet planlama yapıyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi diyor ki işte onu dikme, bunu dik diyor. Çünkü bir sene önce bazı ürünler var. Bir sene önce para etti diye herkes onu dikiyor. O şişince, yani herkes onu diktiği için para etmiyor bu sefer. Taban fiyatı düşüyor onun. Onun için planlama gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi köylüye tohum verirdi. Arsasına göre. Gübre verirdi. Traktörüne yakıt verirdi. Onlar biliyor yani. Hepsinin hesabı var yani. Ona göre veriyor. Köylü mahsulü kaldırdığı zaman mesela 2 ton 4 ton 4 ton mahsul yaptı. 2 tonunu tartıyorlar. Devlete veriyor. Yani köylünün parayla işi olmuyor. Yani kredi çekme bilmem ne yasal bir sorumluluk altına girmiyordu. Her şey kontrol altında, devletin kontrolü altında. Bütün bunlar dürüstçe yapılıyordu. Karşılıklı dürüstlük çerçevesinde yapılıyordu. Böyleydi eskiden durum. Şimdi bilmiyorum durumu. Köylüler isyan ediyor. Ettiğini duyuyorum. Bilmiyorum, kendilerine sormak gerekiyor. Köylünün kendisine de sormak gerekiyor. Neden böyle oldu diye. Yani tabii 130 ülkeden biz tarım ürünü alıyormuşuz. Sebze, meyve, bakliyat. 130 ülkeden öyle haberlerde öyle okuyorum ben internet üzerinden. 130 ülke. Biz dünyanın tahıl ambarı iken 130 ülkeden tarım ürünleri almak gerçekten büyük bir başarıdır. Emeği geçenlere teşekkür etmek gerekir.